Değerli öğrencilerimiz, sayın velilerimiz, ismim Esengül Dinovci. Bugünkü uzaktan eğitimimize Türkçe dersi ile devam edeceğiz. Konumuz ise sıfatlar. İlk olarak sıfat nedir? Sıfatın tanımını yapacağız. Sıfatlar veya ön adlar varlıkları, renk, biçim, hareket, durum gibi değişik yönlerden ifade edebilen işaret, sayı, soru, belirsizlik gibi yönlerden belirten kelimelerdir. Aşağıda bir görselimiz var. Ben de en çok bulunan şey nedir diye sorar kral soytarısı da sıfatlarını mı kralın diye cevap verir. Bakalım kralın sıfatları nelerdir? Aslında görseldeki kralımız kötü kral. Kötü kralı soytarısı cahil, bencil, tembel, sinirli, hırslı, vurdum duymaz, itici, çirkin, şişko, obur, hantal, kavgacı ve yalancı olarak nitelendirir. Niteleme sıfatlarında ise varlıkların yapısal özelliklerini ortaya koyan sıfatlardır. Niteleme sıfatları isimlerin nasıl olduğunu bildirir ve isme sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Bir tane tümceğimiz var. Pişmiş tavukları yiyelim. Buradaki pişmiş kelimesi tavuğun nasıl olduğu sorusunu cevaplandırır. İşaret sıfatları, Varlıkları, varlıkların bulundukları yerleri işaret yoluyla uzaklığına veya yakınlığına göre belli eder. Bu elmayı ben aldım cümlesindeki yakın elmayı belirtir. Şu elmayı verir misin cümlesindeki elma bizden biraz daha fazla uzakta olan elmadır. O elmayı getirir misin dediğimizde elma bizden çok daha uzakta olduğunu bildirir. Sayı sıfatlarına gelince ise isimlerin sayısal özelliklerini bildiren sıfatlardır. Sayı sıfatları kendi içinde dörde ayrılır. Bunlar da asal sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, üleştirme sayı sıfatları ve kesir sayı sıfatlarıdır. Asal sayı sıfatları isimlerin sayılarını kesin olarak belirten sıfatlardır. Örneğimizde üç arkadaş geziye çıktık. Arkadaşların üç kişi olduğunu belirtiyor. İzmir'de on gün kaldık. Buradaki on sayısı sıfatın tam olarak sayısını belirtiyor. Bu çantayı ancak iki kişi taşıyabilir tümcesindeki iki sayısı tam olarak bize sayının netliğini belirtiyor. Sıra sayı sıfatları. Sıra sayı sıfatlarına gelince ise sıra sayı sıfatları bizlere varlıkların sıralarını belirten sıfatlardır. Sıra sayı sıfatları isimlere gelen ıncı veya inci ekleriyle yapılır. Örnek, biz beşinci katta oturuyoruz. Beşinci, ke, e, beşinci sayısı bizlere tam olar, e, bizlere tam olarak hangi katta bulunduğumuzu belirtiyor. Buradaki birinci günüm iyi geçmişti. Birinci kelimesi bizlere sıra sayı sıfatını belli ediyor. Üleştirme sayı sıfatları. Üleştirme sayı sıfatları isimlerin eşit paylara ayrılmış olduğunu belirten sıfatlardır. Bu isimlere ar ve er ekleri getirilerek yapılır. Öğrencilere ikişer kitap verildi. Her komşuda yarımşar saat kaldık. Kesir sayı sıfatları isimleri kesirli olarak belirten sıfatlardır. Bu işte yüzde yirmi kar var ya da yarım kilo kıyma verir misin? Belgisi sıfatlar. Belgisi sıfatlar ise bizlere sayı bakımından tam olarak belirsizliği ifade eden sıfatlardır. Bazı işlerde acele edilmeli. Burada Tam olarak sayıda bir netlik yoktur. Birkaç arkadaş dışarıda bekliyor. Aynen bu sıfatımızda tam olarak sayımızda bir belirginlik yoktur. Hiçbir ekmek boşa, emek boşa gitmez. Bütün öğrencileri bahçeye çıkarmışlar. Her konuda bilgi sahibi olamayız. Her konuda dediğimizde bizlere her konuda kelimesi, tam olarak konunun kaç tane olduğunu söylemez. Soru sıfatları, soru sıfatları ise isimlerin niteliğini, herhangi bir özelliğini soru yoluyla bildiren sıfatlardır. Nasıl şiirleri beğenirsiniz? Kaçar gün kaldınız şehirlerde? Hangi konuyu işleyeceğiz ve kaç soru çözmeli günde gibi sorularla ...cevap arayabiliriz. Ve sıfatlarda küçültme. Sıfatlarda küçültme gelince ise... ...cik, ce, msı ya da mıtrak ekleriyle olur. Küçük bir evleri vardı dediğimizde... ...ve bu, bu küçük kelimesini daha da küçültmek istersek... ...küçücük evleri vardı diyebiliriz. Bugün de beni dinlediğiniz için... Çok teşekkür ederim.